Merhaba Hikaye Bir Mutfak takipçileri, ben Defne ve şu anda çocuklarımızın beslenme çantasına layık muhteşem bir krep yapmak üzere mutfağa girdik. Hadi bakalım başlıyoruz. Madem okullar açılıyor, o zaman biz de pek tabii ki iki anne bir mutfak olarak önlemimizi almak durumundayız. Sağlıklı beslenme çantası dizisi yapmaya karar verdik. Umarım size de ışık tutar, fikir verir ve minnoşların bu beslenme çantasını nasıl yapacağım sorusuna cevap oluruz. Demişken hemencecik ilk tarifimiz için Ege Üzrek, hatırlarsanız iki tarif bir şef diye bir proje başlattık, halen devam ediyor Instagram'da. Ege Üzrek daha başlarda bize tariflerini paylaşan sevgili şef. Gelen tariften aslında ilham alarak yaptık bu beslenme çantası önerimizi. Burada ne var derseniz, başta çok konuşacağımı tahmin ederek vakit kazandırmak adına size önceden hazırladığım sebzeler var. Yağlı kağıdı koydum fırın tepsisinin üzerine ve bunun da üstünde burada kabak var, domates var, havuç var ve fasulye var. Hepsini temizledim, kabuklarını ayıkladım, fasulyelerin kenarlarını aldım, kafalarını uçurdum. Ondan sonra ince ince kestim. Domateslerle birlikte, ki domatesler o kadar ince değil. Zeytinyağında şöyle bir çevirdim, üstüne tuz serptim ve taze kekik attım. Bu önceden ısıttığımız fırına giriyor. Sonra da fırından çıkıp krebin içine girecek peynirlerle birlikte. Bunların pişmesini bekleyelim. Az sonra görüşmek üzere. Rengarenk sebzeler fırından çıktı. Şimdi bunun içine böyle dal dal eğer benim yaptığım gibi taze kekik attıysanız onu ayıklarsınız zaten. Bu arada yapılabilecek birkaç şey daha var. Bizim size tavsiye edebileceğimiz bu kombinasyonla. Örneğin krebin altına incecik bal sürebilirsiniz. Ege yöntem olarak balla birlikte fırına atmayı önermişti. Yani tarif o şekildeydi. Biz de dedik ki biz bunu normal atalım. Fırını da sebze gibi hazırlayalım. Kekikli, tuzlu, karabiberli, öyle böyle. Ondan sonra bu krebin içine koyalım. O zaman sebzeleri beraberinde de tutabilir. Yapıştırması açısından da güzel olur. Hem de o birazcık ekşiliğini, domatesini falan aykırı alır. Bunun içine dediğim gibi tabanına birazcık bal yayabilirsiniz. Bu iyi bir fikir. Biz peynir yapacağız. Beslenme çantası dediğiniz şeyin soğuk saklama kapasitesi olduğunu varsayarak, yani bir sağlık anlamında bir sıkıntı yaratmayacağını düşünerek bunu öneriyoruz pek tabii ki. Şimdi ben gördüğünüz gibi bunu önce böyle hazırladım. Ondan sonracığıma şöyle de bastıracağım ve arkasından da bunları ağzı kapalı plastiği, şimdi çıkartmayı unutmuşum. Ağzı kapalı plastikte şöyle sushi gibi, çocukların da hoşuna gidebilir, koyacağım. Haydi bakalım, hemen hiç yapalım bu işi. Bitmiş halini görün diye şöyle de yamultayım birazcık. Yemesini kolaylaştırmak için kürdan saplayabilirsiniz. Bir tarafından öbür tarafına hop diye ağzına da atabilir o zaman. Yoğurt gibi veya demin de bildiğimiz gibi bal gibi bir şeyi tabanı sürerek malzemelerin birbirine iyice yapışmasını da sağlamak mümkün. Bunun yanına elmayı da koydunuz mu? İşte size hem doyurucu, hem besleyici, hem sağlıklı, hem sebzeli, hem de lezzetli bir beslenme çantası önerisi. Afiyet bal olsun şimdiden çocuklara, zihin açıklığı diliyoruz ve bir başka beslenme çantası önerisinde buluşmak üzere sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.